1989'a kadar Atatürk ve Kemalizm'e karşı tek söz söylemeyen batılılar bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini Büyük Atatürk'ü sistematik bir biçimde hedef almaya başladı. Peki niçin? Bu akşam Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün 65. programında Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'mızı hedef alan emperyalizmin Akademik etiketli psikolojik savaş yayınlarını masaya yatıracak iftiralara belgelerle yanıt vereceğiz. Biz soracağız. Sayın Özakıncı çoğunluğunu ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz değerli izleyiciler. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sözü size devretmeden önce maalesef bugün ee, üzücü haberler geldi. Evet. Afrin'den yürek yakan haberler. Bugün yani Zeytin Dalı harekatımızın 15. gününde 8 şehit verdik. Ee, 5'i tankımız isabet etti. Daha evvel e, tankın çevresinde bir şehidimizin olduğu açıklanmıştı. Kiliste sınır karakolunda ki saldırıda e, bir şehidimiz vardı. Yine Afrin'de bir şehidimiz vardı. Toplamda maalesef bugün 8 Vatan evladı toprağa düştü bu vatan için. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve tüm Türkiye'ye Kanal B ailesi olarak başsağlığı dileklerimizle başlayalım. Aynen. Ee, şeyde e, Açılışta ifade etmiştim hocam. Yani çok kritik bir e, iki hafta evvel program yapmıştık evet. beraberce. Çok e, olumlu yönde çok sayıda tepki almıştık. E, o programın devamını yapacağımızı duyurmuştuk. İşte o devamı bu haftaya nasipmiş. Evet. Şimdi soru şu. 1989'a <laughs> kadar Büyük Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine, ilkelerine ilişkin pek de e, doğrudan cepheden, e, hedef yayınları yapmayan, söz etmeyen, bahsetmeyen batılılar ya da emperyalistler diyelim. 1989'dan sonra bir anda sistematik bir biçimde, sizin tabirinizle her 10 yılda bir çullanarak ama 10 evet, evet. yıl e, süresince de çeşitli zaman zaman yayınlar yaparak yıpratmaya, hedef gözetmeye başladılar. Aynen. Bu çok net. Peki niçin diye sordum. Aynı soruyu tabii kuşkusuz size soruyorum hocam. Niçin 1989'a kadar? Şimdi e, Batı dünya e, bir dünya kendi e, ve menne stratejik çıkarlarını gözeten i̇şte bir dünya planı yapar kendince onu işte kimi stratejistler büyük satranç tahtası olarak anarlar çeşitli ülkeleri çeşitli pozisyonlarda yerleştirirler kendilerince desteklenecek ülkeler kullanılacak ülkeler Geliştirilecek ülkeler, geriletilecek ülkeler, parçalanacak ülkeler, yok edilecek ülkeler diye kendilerince sınıflandırmalar yaparlar. Deha odur ki emperyalizmin kendi ülkesi için e, biçmiş olduğu rolü e, e, onun niyetini okuyarak anlayabilen ve o planı bozacak hamlelerde bulunan hı. hı. E, e, insana e, e, siyasetçiye dahi deniyor Atatürk böyle bir insan. O insandı. da yüzyılda bir Türk milletine evet. nasip oldu Çorşin'de O, falan. Odur olay. Şimdi Türk e, İkinci Dünya Savaşı sonrası e, Sovyetler Birliği genişledi Almanya'nın yarısına kadar değil mi Doğu Almanya'yı da içeren hı hı. bir e, güç haline geldi yayıldı yani küresel e, bir güç e, haline. Avrupa'nın doğusu. Sovyetler Birliği nüfuzu altına girdi. Çin keza uzak doğuda da Çin, Kore gibi ülkeler Sovyet nüfuzu altına girdiler. Bu dev bir Türk imparatorluk oldu. Hı hı. Batı başını artık İkinci Dünya Savaşından sonra liderliğini ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlendiği Batı... E, Sovyetler Birliği ve uydularının e, Batı ile alışverişe kapalı olması dolayısıyla... E, ürettikleri sanayi ürünlerini satabilecek büyük bir coğrafyayı kaybetmiş oldular. Hı hı. Büyük bir pazar kaybetmiş oldular. Dolayısıyla batılı emperyalizm ancak o pazarlar yeniden açılırsa rahat nefes alacaktı. Ve nitekim bu amaçla soğuk adına soğuk savaş denilen baş düşmanı sosyalizm, sosyalist ideoloji ve sosyalist kendisine sosyalist diyen devletler baş düşman ilan edildi. Bunu devirmek amacıyla Planlar yapıldı. Bu planlardan e, aslında e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel tek devlet kurulmak isteniyordu. Hı -hı. Çok önemli. Biz bunu daha önceki bir programımızda evet. tek dünya devleti, devleti. E, başlığı altında anlattık. Fakat e, Yalta görüşmelerinde Stalin, Roosevelt ve Stalin... E, e, Churchill aslında tek bir dünya devletinin triumvirasını yani üçlü yönetimini e, oluşturmaya çalışıyorlardı. Hı hı. Fakat Sovyetler Birliği ile e, İngiltere ve a, ABD arasında e, sorunlar çıktığı içindir ki tek dünya devleti kurulamadı. Birleşmiş Milletler tek dünya devleti için örgütlenmişti hı hı. ve Birleşmiş Milletler Tek Dünya'nın yönetici organı olacaktı. Fakat bütün bu planlamalar Sovyetler Birliği ile e, kapitalist emperyalizm arasında e, sorunlar patlak vermesi nedeniyle olamadı. İşte o zaman e, geliştirilen plan, Batı tarafından geliştirilen plan, e, Sovyetler Birliği'ni dinsizlikle yayıldığı, Sosyalist ideolojinin ateizm bir e, e, dini görüşünün de ateizm olduğu hı hı. ve dolayısıyla sosyalist düşüncelerin yayılmasını önlenmesi isteniyorsa ki isteniyor Batı tarafından. E, sosyalist olmayan ülkeler dine sarılacaktı dört elle. E, o devletler kendi halklarını dindarlaştırılacaklardı ki e, sosyalist ve komünist olmasınlar. Ee, Avrupa'da e, Hristiyanlık temelinde bir Avrupa Birliği kurulacaktı. Ee, bütün e, müfredatlar yeni nesil e, Hristiyan e, akidelerine göre e, yetiştirilecekti. Orta Doğu'da İslam Federasyonu kurulacaktı. Bunu önderliğini Türkiye yapacaktı. O Bütün Orta Doğu ülkeleri de tıpkı Avrupa Birliği gibi e, İslam Birliği, Orta Doğu Birliği oluşturacaklardı. Ulus devleti olmuyorlar, dikkatinizi çekerim. Bölge devleti oluyorlar. Ee, Uzak doğuda da Budizm ve Konfucianizm temelli bir dini e, federasyon olacaktı yine ve bunlar Sovyetler birini dinle kuşatmış olacaklardı. Hı hı. Bu dönem yani bu strateji ben e, Türkiye'nin Siyasi intiharı kitabımda 1946 yılında e, William Christian Bullitt hı hı. adlı e, stratejist ve ABD dışişlerinde daha önce Sovyetler Birliği'nde elçilikte bulunmuş bir diplomatın e, e, bir e, kitabında The Great Glove Itself kitabında e, bir şu anlattıklarımın anlattıklarım bu kitabın özetinin 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 özeti. Hmm. Türkiye'ye de verilmiş bir rol var bu kitapta. Ee, o rolde az önce söylediğim gibi İslam federasyonu kurmak, antikomünist bir odak olmak. Ortadoğu ülkelerini İslam temelinde bir din devletine e, dönüş. dönüştürmek. Şimdi tabii burada e, Türkiye'nin yıkılması hedeflenmediğinden yıkılması hedeflenen Sovyet e, Sovyetler Birliği ve sosyalist devletler Ulus devletlerin ise federasyon oluşturmaları öneriliyor. Yani ulus devletler yok edilmeyecekler. Bir federasyonun, feder, bölgesel federasyon ögeleri haline gelecekler. Bu plan Türkiye'yi yok etmek üzerine temellenmemiş olduğundan dolayı yok etmek, kullanmak. Hı hı. E, o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine yönelik e, e, cepheden saldırı, Yapılmadı soğuk savaş döneminde. Fakat Atatürk ülkelerinden e, kimileri bu stratejiye aykırı düştüğü için Atatürk ülkelerinin e, tahrif edilerek yeniden tanımlanması ve bu plana engel olmayacak bir yapıya kavuşturulması yeniden tanımlarla. Mesela laiklik İslam devleti kurmaya aykırı değildir ki gibi. <laughs> veya ulus devlet Federasyonu'nun içinde yer almaya aykırı değildir ki gibilerinden ee, içini boşaltıcı hı hı. ya Atatürk ilkeleri yok yok edilmeye çalışılmıyor imha edilmeye çalışılmıyor fakat neden e, yazılmaya çalışılıyor dönüş, dönüştürülmeye çalışılıyor neden çünkü Atatürk'e çok büyük saygınlık var ee, o saygınlığı Karşısını almak istemiyor. emperyalist psikolojik savaşı odakları. İşte böyle bir 1984'ten başlayan bir döneme kadar bu böyle sürdü. Pek göstermeden alttan evet. alta. Evet. Ama 84, asıl 89. Evet. Şimdi Orada ne oldu? Şeyde Tabii. ben bunu İblisin Kiblisi kitabında evet. da yazmışım demişim ki başya bölüm başlığı soğuk savaş döneminde Türkiye'de siyasal İslamcılık ve ABD demişim bu bölümde bu süreci yani 1945 sonrası hı hı. ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar olan süreci burada anlattık ayrıntılarıyla şimdi. <laughs> Bu e, dönem 1984'te Sovyetler Birliği'nin zayıflık alametlerini hı hı. E, göstermesi, e, Gorbaçov'un İngiltere'ye gidip Thatcher'la buluşup e, Common European Home yani Ortak Avrupa Evi önermesi, rejimdeki e, biz böyle sürdüremiyoruz artık. Bir şeyler e, değişecek sinyalini bütün dünyaya ilan etmiş oldu. 1986'da e, yine Gorboçov'un e, Glasnost Perestroika e, Rusça sözcükleriyle e, adlandırılan yeniden yapılanma ve şeffaflık açıklık kampanyalarıyla rejim <laughs> Komünist Partisi geri plana itildi. Kızıl Ordu dağıldı neredeyse. E, bir e, çalkantılarla 1989'a gelindi ve 1989'da e, 1945 Yalta'nın revanşı <laughs> e, 1989'da Yalta'da yapıldı. Kafiyeyi e, e, herhalde uyaklı seçtiler buluşma yeri olarak. E, Gorbaçov, Sovyetler Birliği Başkanı ve Baba Bush, George Bush buluştular ve oturup anlaştılar her ne anlaştılarsa. Ee, bu e, görüşmenin sonunda bir ortak açıklama yaptılar dünya kamuoyuna hmm. ve dediler ki biz aramızdaki soğuk savaşa son verdik. Bu Sovyetler Birliği'nin beyaz bayrak çekmesiyle. Biz artık kapitalist düzene dönüyoruz. Hmm. Bundan böyle vallahi billah sosyalist değiliz. Hatta Gorbaço ben e, inançlı bir Hristiyanım diyerek <laughs> İnanç örgütlerine filan girdi adam <laughs> ve kilise canlandırıldı şu oldu bu oldu yani e, sosyalizmden vazgeçtiklerini eylemli olarak anlattılar bütün dünyaya e, ve işte ne olduysa bir, bir, bir aynı yıl 1989'da e, so e, Doğu Almanya Sovyet uydusu olan Doğu Almanya ile e, Hür Dünya dedikleri kapitalist dünyanın temsilcisi olan Batı-Almanya arasındaki Berlin duvarı, Berlin duvarı yıkıldı. yıkıldı. Çok önemli bir simgeydi o tabii. İşte zaten o bütün dünyaya sözden anlamayanlara görüntü <laughs> olarak sunulmuş. Olur. Yıktık yani. Evet, yıkıldı. Budur. Ee, i̇şte bundan sonradır ki. Yani komünizmle e, savaş kazanıldıktan sonra evet, ki Şimdi sıradaki gelsin dedi Batı. Hmm. Sıradaki ne? Ne? E, olur devletler. Şimdi de ulus devletlerin hesabı görülecek. Niye? E çünkü ulus devletler de tıpkı sosyalist devlet gibi emperyalist ülkelerin, kapitalist emperyalist ülkelerin sanayi ürünlerini ihraç ettikleri ve ham madde devşirdikleri bir düzeni, düzeni istemiyor. Yani sömüremeyecekleri yapıyor. Evet. Ulus devletler. Ulus devlet kendisinden ham madde alınan ve kendisine Üretim ürün satılan bir konumdan çıkmak isteyen devlet demektir. Hı hı. Ulus devlet demek e, sanayisini kendi yapmak isteyen, emperizmle sanayi rekabeti halinde olan pazarını tümüyle emperyalizme açmayan e, gümrük duvarlarıyla kendi e, yerli sanayisini koruyan, korumaya çalışan, korumayı amaçlayan, değil mi? Daha doğrusu. Ee, ...yağmacıların at oynatamadıkları bir alan. Ee, bir alan. İşte bu ulus devletinde e, yıkılması, e, başlamış olan sanayilerinin çökertilmesi e, ve tamamen açık pazar haline gelmeleri hedefleniyor. Yeni dünya düzeni dediler bunun adına. E, bir diğer göbek adı da küreselleşme oldu bunun. Ee, ulus devletleri nasıl yıkarız diye düşündüler. Buldukları çözüm şuydu. Etnik ve mezhep devletçiklerine, atomlarına ayırırız. Böylece ortada ulus devlet kalmış olmaz. Ee, ayrılan küçük küçük parçalar e, güçsüz olacaklarından ucuza kapatılır. Peki bu konuda bir öncelik sırası var mı? Yoksa bütün ulus devletlere birilen mi? İlk e, hedef Finis, Türkiye'dir ileri dediler. Neden ilk hedef Türkiye? En Çünkü Türkiye diğer ulusal kurtuluş mücadeleleri için rol model, örnek olmuş ve e, Kemalizm e, Türkiye dışındaki başka ülkelerin de müfredatlarına girmiş. Yakın tarihte kazanan tek ülke. Evet. Emperyalizme karşı. İşte diye. o eğer dövülürse, hmm. o eğer teslim olursa diğerleri moralman zaten çöküp teslim alınacak. Berlin vardır. duvarı simgesi gibi. Sovyetler Birliği çökünce Romanya direnebildi mi? Hayır. Ee, Bulgaristan, Bulgaristan direnebildi mi? O Değil on mi? E, Onlar da böyle peş peşe e, devrediler Çünkü e, babaları öldü yani. Evet. Ulus devletlerin babası da Türkiye. İşte onun için ilk hedef Türkiye oldu. Hı. Türkiye hedefe gir girmişse bu şu demektir. Atatürk de hedefe girecektir. Çünkü e, Türkiye'de ulus devletin temelleri Atatürk'ün ilkeleriyle atıldı ve kuruldu Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'ne Atatürk'e saldırdığınız zaman, Atatürk ilkelerine yönelik bir saldırıda bulunduğunuz zaman otomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine de saldırıda bulunuyorsunuz. Atatürk cumhuriyetçilik mi dedi? Siz Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine saldırdığınızda Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmış oluyorsunuz. Hı hı. Atatürk laiklik mi e, ilke olarak vazetti? E, laiklik Atatürk'ün laikliğine saldırdığınız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diğer e, üzerinde durduğu bir diğer sütuna saldırıyorsunuz. Bu nedenle Atatürk'ün kişiliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini birbirinden ayırmak o kadar kolay değildir. Hı hı hı. O anlamda Atatürk'ün kişiliğine yapılmış her saldırı aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerine yapılmış bir saldırıdır. Ama bu saldırıyı 1989'dan sonra mesela 1991 eğer yanılmıyorsam eee belleğimde yanlış kalmadıysa muavenetin vurulması. Dok evet değil mi? Evet. 91 e, olarak anımsıyorum. Öyle başladılar yani işte. Muavenet. Muavenetle başladı olay ve daha sonra Batı üniversitelerinde e, Atatürk'ü hedef alan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nı hedef alan e, 92. sözde 92 ha, sözde e, akademik yani evet bir akademide yapılmış bir doktor tezi ama ne içeriğine hmm. baktığınız zaman bir propaganda belgesiyle karşılaşıyorsunuz. Propagandanın amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü e hedef almış. Kötülüyor, karalıyor, suçluyor. Bir o, akademik tarafı da yok. Yani ee, karşı Görüntü akademik. Da, görüntü. Yani ambalaj akademik. <laughs> o şekilde. Şu demin altını çizdiğiniz konu çok önemli hocam. Yani Atatürk'ün kişiliğine yapılan saldırı, At Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine yapılan saldırıdır. Vurgunuz çok önemli. Çünkü son dönemde özellikle yani bir 15 yıldır filan. İşte çeşitli filmler çekildi işte kitaplar yazıldı canım ne var ki Atatürk'ün kişiliği ayrı bir konudur O da bir insandır Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun işte kurucu ilkeleri bambaşka bir konudur yani Atatürk'ün kişiliğine yapılan saldırılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin ne alakası vardır söylemlerini bir anlamıyla çürütmüş oluyorsunuz. Yani He. hedef Atatürk'ün gerçekten kişiliği değil. genelde ulus devletler, özelde Türkiye Cumhuriyeti ulus devleti ve daha Onun, da özelinde kurucusu Atatürk. ve rol modeli. Bütün ulu, uluslar için örnek olmuş. At ee, kişi. kişi. Evet. Lenin nasıl sosyalizmin bir simgesi ise Marx nasıl komünizmin bir simgesi ise Atatürk de ulusallığın ulus devletin üniter, laik, demokratik, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı bir devletin simgesi. Nasıl olmasın hocam? Yani evet. Son yüzyılda ulus devlet bakımından emperyalizmle savaşıp kazanmış başka kimse yok ki. İşte durum bu. Bir tek Atatürk var. Onun için önem veriyorlar. Evet. Az önce anlattığımız konuda unutmadan e, bu e, Medya Devlet Ulus Philip Schlesinger e, bu kitapta Küreselleşmenin ulus devletleri nasıl düşman aldığını ve nasıl e, içten parçalamaya çalıştığını okuyabilir gençlerimiz ve böyle pek çok kitap tabii ama Hı -hı. ben hepsini e, yanımda getiremedim. İşte Sovyetler <laughs> Birliği yıkıldıktan sonra e, Türkiye ile Atatürk'le e, derdi başladı Batının demiştik. Bir örnek verelim. E, Avrupa Birliği'nin görevlisi Fork. Fok. Hmm. Değil mi? Bir tarihte e-postaları hacklendi. Türkiye'de. Ve o e-postalar açıklandı. Bu bir, 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 Türkiye'de mi hacklendi? Yoksa evet, Türkiye'de Türkler. Yok yok. Peki. Türk <laughs> hackerlarımız böyle bir yurtseverce çalışma yapmışlar. Sağ olsunlar. Karen Fok şöyle yazıyor bir e-postasında. Diyor ki, ne Avrupa Birliği ne de Amerika Türkiye'ye kendi tarihinin hakkından gelmekte nasıl yardım edebilecekleri konusunda ipucuna sahip. Yani Amerika ve Avrupa Birliği Türk tarihini çöpe atmalılarmış. Bunu da Türklere yaptırmaları gerekiyormuş. Bu konuda bunu yapacak cellat tarihçilere nasıl yardım edebileceklerini araştırıyorlarmış. Anladık mı şimdi? Dep dereyinin tarihler var. Değil mi? Çok çukur tarihler var. İşte öyle açıldı bu çukurlar, bu derin e, çukurlar. Öyle açıldı yani. Avrupa ve Amerika'nın oturmuşlar, işi gücü bırakmışlar. Türk tarihiyle uğraşıyorlar. Atatürk'ün niye Türk tarihi derneği derneğini kurduğunu anlıyoruz değil mi? Evet. Çünkü saldırı oradan gelecek adam biliyor. Ve nitekim oradan geliyor. Şimdi bakın bir başka e, tarihçimiz bütün bunların üzerine ne yazıyor? Diyor ki Anadolu'nun Türklerin olağan toprağı olduğu sanılır. Öyle bir zam ve şüphe varmış yani. Tekrar edelim. Anadolu'nun Türklerin olağan toprağı olduğu sanılır. Ama 1915'te Anadolu Türklerce bilinmezdi. Bir arka bölgeydi. Türkler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu yeniden dikkat işgal ettiler. Bir tarihçimiz Zins, e, e, Ismini Kurtuluş ver Savaşı'nda biz Anadolu'yu işgal etmişiz. Şimdi ismini vermeyin ama. Vermiyoruz. Türk burada, evet. bu topraklarda bir evet, tarihçi mi? Evet. Peki. Ee, anladık mı 1989'da Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Türkiye'nin ulus devlet niteliğine yönelik Amerika, Avrupa Birliği ve o kafadaki e, tarihçilerimizin Nasıl bir şeye geçtiklerini, yayın moduna, yani nasıl bir psikolojik savaşa e, geçtiklerini, değil mi? Tarih üzerinden psikolojik savaş diyoruz bunun adına. Tarih evet bir bilim dalıdır. Fakat her bilim dalı sosyal e, matematik bir bilim değildir, sosyal bilimdir, e, yorumlar bilimidir, değil mi? Belgelere dayanır yorumlar yapacaksınız. İşte o yorumlarınızla bir şeyleri yıkıp bir şeyleri kurabilirsiniz. O nedenle tarihin önemi vardır. Biz de bu programı yorumlarıyla bir takım değerleri yıkmaya yönelik yayınlar yapan tarih yayınlarına, hayır, o öyle değil. Gerçeği bu diyerek o yıkıcılığı durdurmaya ve değerlerimizi, ulusal değerlerimizi korumaya çabalıyoruz. Şimdi bütün bu e, ortamda işte iki program önceki konumuz buradan kaynaklandı. Evet. Çünkü niye? E, bu tür yayınlar e, batıda, doğuda, şurada, burada yapıldı ve ve e, en sonunda en olmayacak olan oldu. O neydi? Avrupa'da e, e, birinci Dünya Savaşı'nın sonrası diktatörlükler, işte Franco diktatörlüğü, değil mi? Mussolini, Hitler, Hitler. Bu diktatörlükler e, maalesef yerli diktatörlükler değilmiş. Avrupa'da değilmiş yani. Bunlara, bu fikirler Atatürk'ten gelmiş. Hı hı. Yani Mussolini'nin faşizminin kaynağı Atatürk düşüncesi ve Kurtuluş Savaşımızmış. Hitler'in nazizminin ve soykırımlarının asıl kaynağı Atatürk'ün Türkiye'de verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı örnek alarak yapmışlar Nazizmi. Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'mızı örnek alarak Yahudileri doğramışlar. Franco da yine Atatürk'ten örnek alıp e, diktatörlük yapmaya kalkmış. Demek ki bu Franco'ydu, Mussolini'ydi, Hitler gibi Avrupa'nın üç büyük değil mi? ülkesi, nüfusları Avrupa'nın yarısı. Bunların barbarlığa e, e, Avrupa'ya uygar denmiyor mu? E bunlar, ne? bunların yaptığı ne? Uygarlıkla hiç alakası olmayan işler değil mi? Evet. E bunu e, Avrupa'nın kendisinden kaynaklanmış sayarsak diyorlar. Kendi değerlerimize mi iade ederiz? E, Avrupa'ya nasıl uygar diyeceğiz? Gelin biz bunu dışarıdan ithal bir ideoloji yapalım. Bu faşizmi, nazizmi, frankoculuğu. Hem de bir taşla iki kuş vuralım. Evet. Hem de oradaki Ulus Bütün bunların kaynağı Atatürk olsun. Üstelik de bu e, diktatörler Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı esas almış olsunlar. Yani Kurtuluş Savaşı'na baka baka ha ben de şöyle yapabilirim demiş olsunlar. İşte bu e, kitabın iki e, programı önce gösterdiğimiz bu kitabın ö, öz esas düşüncesi bundan bu. ibaret. Bu kitabı niye e, bu kadar önemsediğinizi de tekrarlar mısınız hocam? Evet. Şimdi bu düşünceler bu e, akademik bir yayın. Ha o önem. Yani herhangi birisi almış ve yazmış değil. Ya, yazar da bir profesör. Yani bu profesörlük tezi, e, doktora tezi. Bir defa Cambridge'de yapılmış bir doktora tezi. Bu doktora tezine evet denilmesi dünyanın en önemli üniversitelerinden biri Cambridge, değil mi? çok önemli. Ee, arkasında Cambridge olan böyle bir dezinformasyonu bilimsel kabul etmeyecek kim var? Herkes bilimsel kabul edecek. Ee, bu insan bu fikirlerle öğrenci yetiştirecek. Her yıl 300 öğrenci yetiştirse O da kendi öğrencileri dişlerinden Evet. bir kısmı da bu bilgilerle. E, yani e, emekli olana dek en az 10-15 bin kendi karbon kağıdı kopyasını e, üretecek. Ve dolayısıyla Avrupa'daki faşizmin, nazizmin, frankoculuğun kaynağı Atatürk'tür ve Türkiye Kurtuluş Savaşı'dır diyen e, on binlerce profla karşılaşacağız. Evet bir de profla evet. Evet. Şimdi. Tabi Harvard'da var bu işin. Tabi Harvard'da yayınlıyor. Ya bu çok önemli. Tabii. Cambridge kabul evet. ediyor. Harvard'da bunu yayınlıyor. Aynen öyle. Dünyanın en önemli, önemli. Yani en önemli, iki üniversite, yani önemli evet. üniversitelerinden ikisi. Evet bunun yayılma hızı çok önemli. Yani yayılmasının hiç önünde hiçbir engel yok. Bu düşüncelerin. Kuşkusuz. Tek engel var. Biz eleştirilerimizi kitaplaştıracağız. Ve bu kitapların karşısına o, o çürütücü belgelerimizle dikileceğiz. İşte e, tek engel bu. Geçen hafta bir müjde olabilir dediğim evet. mi? bu. Yani bunlar kitap haline getirilecek. Evet. 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 Şimdi. Başkent Üniversitesi. E, evet. Bu, bu kitapları, e, bunları kitaplaştıracak. Evet. Ve e, Başkent Üniversitesi inecek. Evet. Profesör Doktor Mehmet Averal'ın bu konuya ilişkin bir ifadesi oldu. Hem size hem bana. Onu da burada yeri gelmişken söyleyeyim. Buyurun. Onların Cambridge'i, Harvard'ı varsa evet. bizim de Başkent Üniversitesimiz var dedi. Profesör Doktor Mehmet Averal. Ve hemen üzerine bu hemen kitaplaştırılıp Başkent Üniversitesi Bravo. tarafından siz siz var olun. Tabii. E, hep birlikte. Hep birlikte e, bu iftiralara... Ee, aynı dille cevap verilecek. Tamam. Buradan duyurmuş olalım değerli izleyicilerimiz. Şimdi biz e, bir kısmını bu programlarda paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Yanıtlarımızın yani bu tezlere yanıtlarımızın. Bunlardan bir tanesini ben size söyleyeyim. Bu kitaptaki iddialardan bir kısmını iki program önce demek ki 20 Ocak 2018 günlük programımızda izleyicilerimiz YouTube'dan bulup izleyebilecekler. Ona ektir bu bugünkü programımız. Şimdi diyor ki beyefendi. Diyor ki Hitler ve Nazi Partisi'nin gazeteleri var ya, dergileri, gazeteleri filan. İşte o, o gazete ve dergileri inceledim, gözden geçirdim diyor. 1919'dan 1945'e kadar bu faşist gazeteler, dergiler Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı, Kemalizmi övüyorlar. Ve kendi soykırım vesaire eylemlerinde, Yahudi düşmanlığında, üstün ırkçılık yaparken filan hep Atatürk'ü örnek aldılar diyor. Örneğin diyor Göbels propaganda bakanı Hitler'in ve e, Nazi Partisi'nin propaganda bakanı, propagandadan sorumlu bakanı Atatürk'ün e, ölümü e, ile ilgili olarak tutmakta olduğu günlüğüne günlüğüne e, şöyle bir şey yazmış diyorlar. Bakın çok önemli. Şurayı gösterebilir günlüğünün 11 Kasım yani Atatürk'ün ölümünden bir gün sonraki sayfasından Göbels şunları yazmış. Kemal Atatürk öldü. Büyük bir adam gitti. <laughs> bu sözleri aktarıyor bu akademisyenimiz <laughs> ve diyor ki bu sözler 4 ay sonra Nisan 39'da Göbels İstanbul'da Donuma bahçesinin önünden geçerken tekrarlandı. Atatürk burada öldü, büyük bir adamdı. Bunu Nazilerin Atatürk'e olan e, saygılarını, sevgilerini ve onu büyük adam olarak kabul etmelerini ve onu örnek almalarının bir kanıtı olarak gösteriyor. Şimdi biz de bu beyefendi'nin bir sahtekarlık yaptığının kanıtını e, göstereceğiz. O kanıt da kendisinin sözünü ettiği Göbels'in günlüğünden. Kendisinin sözünü ettiği sayfa. İşte Göbels'in el yazısı. İşte el yazması. <laughs> Günlük. Burada Kemal Atatürk buraya zoom yapsın. Kemal Atatürk diye başlıyor. Burada... Ee, bunun... Daktilo'ya dökülmüş... Hali. 11 Kasım 1908... Atatürk'le ettiği lafı burada görüyoruz. Şu. Almanca bilenler <laughs> e, izleyicilerimiz arasında vardır mutlaka. Zaten şu an görüyorlar. Evet. Şimdi bilmeyenler için hocam. Ne, ne diyordu e, bu? Atatürk öldü, büyük bir adam gitti. Hmm. Devamında ne diyormuş? Bunun bize hiçbir zararı yok onu almamış tabii. Şimdi bu beyefendi Nazilerin Atatürk'ü örnek aldığı tezine aykırı düşeceğinden orayı hemen kesiyor. Atatürk örsün gitsin bize bir zararı yok diyor Göbels aslında. Evet, bölümünü atlıyor. Bize sadece övgü bölümünü veriyor ama ölsün. Bize bir zararı yok dediği bölümü atlıyor. Göbels bütün dünyanın arkasından lanet okuduğu bir propaganda bakını Yalanın babası. Değil mi? Büyük yalanların. Evet. Atatürk'e gerçekçiliğin abidesi olan Atatürk'ü yalancılığın babası olan Göbel'sin hayran olduğu kişi olarak takdim etmek durumunda bu sözüm ona doktora tezi. Biz de o takdimlerin nasıl tahrifatlı anılarla alıntılarla oluştuğunun bir örneğini burada verdik Göbelsin bütün günlükleri 800 euro 800 euro ne yapar Yani benim o bütün günlükleri okuyabilmem için bugün 800 euro ödemiş olmam gerekiyordu The hı, hı. sitesine bunu ödeyemediğim için sadece bir en önemli yerini seçtim ve baktım orada bile bir tahrifat var. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Bu doktora tezinde filanca gazetede şöyle yazıyordu iki nokta üst üste bir alıntı varsa şüphelenin. O alıntıyı bizzat kendiniz görmedikçe o alıntının öyle olup olmadığına inanmayın diyorum. İkinci bölümde ne var hocam? Araya gideceğiz. Devam edeceğiz tabii bu ee, sözde e, profesörün tezlerini çekmeye. Evet, sözde profesörün çok daha ilginç tezleri var. <laughs> Bunun dışında gülüyorum çünkü eğer bir doktora tezi bu duruma düşmüşse gülünür. Enlik. Cambridge'den, Harvard'dan üstelik. Yani bu gülünebilir. Ya yani Harvard'dan ve Cambridge'den evet. üstelik. Evet, fakat biz ciddiye alabilecek olanları ciddiye alıyoruz. Bakın biz bu yalanları ciddiye alıyor değiliz. Biz bu yalanları ciddiye alabilecek insanları ciddiye olanları ciddiye alıyoruz. Evet. Birkaç hemen tweet okuyayım hocam. İzleyicilerimizin yine bu akşam yoğun ilgisi var. Çok teşekkür ederiz. Murat Bey demiş ki Atatürk'ün milletler cemiyeti ülküsüyle Soğuk Savaş dönemi ve günümüz Birleşmiş Milletler sisteminin Benzerlik ve farklılıkları hangi ülke ve konularda ortaya çıkıyor? Tek dünya devletinde Atatürk ve devrimleri nerede duruyor? Zaten çok ortada anlattık Murat Bey. Nilüfer Akaktan Hanım Efendi. Atatürk'ü sistematik bir şekilde de falan sadece Batı mıydı? Şu anda bile içerideki işbirlikçileri kullanarak istedikleri gibi bir toplum yaratma çalışmaları devam etmiyor mu? Graham Fuller atadan vazgeçmemiz için 10 yıl vermemiş miydi? Bu yaptığınız programlarla gerçekten ufkumuzu açıyorsunuz. Var olun demiş. Sizler de var Sağ olun. Hanım çok teşekkür ederiz. Mehmet Aşar Bey en az 7 bin yıllık sahibi olduğumuz Anadolu beşiğimiz demek oluyor ki emperyalizmin 1071 yılını, da artık kesmez olmuş bazılarını hani biraz evvel bir örnek <laughs> evet, verdiniz ya 1915'ten önce yok üstelik Türk tarihçi... Evet. Ee, Türk. Zehra, e, sayın Zehra Kabaca Tur, Levent Bey ve değerli hocam iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ulus devlet düşmanlarının birçok ortak paydası var. Hocamın da bahsettiği gibi bu topraklar aslında sizin değildi. Siz sonradan geldiniz mantığıyla ...çokça çok konferanslar veriliyor İzmir'de. Çok fazla demiş. İzmir'e de bir değineceğiz. Sayın İsa Sakar'da son olarak onu okuyayım. E, diğerlerini dönünce okurum. Bundan böyle Başkent Üniversitesi benim için Atatürk Üniversitesi'dir demiş. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız değerli izleyiciler. Müzik Akıncı'yla tarihin bilinmeyen yüzünün 65. programının ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Büyük Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'mızı hedef alan emperyalizmin sözde akademik yani akademik etiketli psikolojik savaş yayınlarını bugün konuşuyoruz. Bu iftiralara Sayın Öz belgelerle yanıt veriyor. Evet hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Ee, Nazilerin Atatürk'ü örnek aldığı savı donatılmış bu savı kanıtlamak üzere bir sürü alıntılar vermiş bu doktora çalışmasını tamamen çürüten bir şey var o profesörü evet o iddiayı hı hı. doktor Sezen Kılıç Hitler'in gizli dosyalarında Türkiye bu kitapta yer alan kitap tamamen belgelerden oluşmakta ve ee, Nazi Partisinin e, arşivi olduğu gibi Amerika'ya götürüldükten sonra 1960'larda tekrar Almanya'ya e, o arşiv e, getiriliyor ve bir e, tarihçiler kurulu e, bu belgeleri yayınlıyor İşte o yayınlanan belgeler bunlar o yayınlanan belgelerde Türkiye adının geçtiği. Hı hı. Türkiye'yi ilgilendiren belgeleri bir kitap haline getirmiş Sayın Sezen Kılıç. Biz bu kitabı okuduğumuzda Nazilerin Atatürk'ü, Türk Kurtuluş Savaşı'nı örnek almadıklarını örnek aldığı iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu görüyoruz. Bu kitabı da bu nedenle Hı -hı. öneriyoruz. Ee, bu konuyu merak eden, ilgilenen gençlerimize. Şimdi bu kitaptaki iddialardan bir diğeri de şu. Hitler ve Nazi Partisi Yahudi soykırımı konusunda Atatürk'ü e, ve Türk Kurtuluş Savaşı'nı kendilerine örnek almışlardır hı hı. diyor. Şimdi bakın profesör vurguluyorum ara ara yeni açanlar için. Bu, Cambridge e, Üniversitesi'ndeki tezde, Cambridge kabul ettiği tezde bu deniyor. Cambridge bunu kabul evet. ediyor. Harvard'da basıyor bu tezi. Evet. Evet. Yeni açanlar için önemine binaen tekrar ediyorum. Şimdi bakın e, e, o kadar aykırı bir şey ki e, 1933 yılında Hitler iktidara gelir gelmez... ...Almanya'daki Musevi kökenli bilim adamları, sanatçılar vesaire tümünü toplama kamplarına topladı. Ülkeden kaçtı insanlar hı hı. E, bizi öldürebilir diye. Musevi bilim adamları, sanatçılar aydınlar yazarlar ve bunlar Türkiye'ye başvurdular 1933'te Türkiye onlara kapılarını açtı ve e, Hitler'in öldürmek istediği yok etmek istediği bu Musevi bilim adamlarını Türkiye yaşattı korudu nasıl olur da Hitler Yahudilere baskıda Türkiye'ye örnek almış olabilir. Yani bu soru bile e, bu doktora tezinin temelini çökertmektedir. İddialarının temelini çökertmektedir görüldüğü üzere. Hı hı. Ve bir örnek var ki işte bu konuda yazılmış e, Arnold Reisman'ın kitabı... Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk'ün Vizyonu Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları... Çeviren Gül Çağla'lı Güven. Bu kitapta bütün e, e, Türkiye'ye gelen ve yıllarca Türkiye'de e, kalan Atatürk'ün kolkanat kanat gerdiği... E, ...Almanya'dan Hitler zulmünden kaçan muhsevi bilim adamları ve sanatçılar var. Onlarla ilgili belgelerden oluşuyor bu kitap. Hı hı hı. Şimdi burada bakın. Atatürk'e başvurulduğunda, Atatürk de tamam kabul ettiğinde tekrar bir mektup geliyor o mursivi bilim adamlarının örgütünden. Diyor ki bu mektupta bir Alfred Kantorovic var ki o listemizde maalesef o bir komünist olduğu için, iki Musevi olduğu için, Yahudi olduğu için maalesef toplama kampına atıldı. Biz kaçıp kendimizi kurtardık ama o kurtulamadı. Hı hı. Onun da e, keşke hani şey yapsanız da e, o da oradan çıkartıp o da bizimle beraber Türkiye'ye gelebilse diye yazılan mektup, mektup var. Burada. İşte Hitler'in toplama kampına attığı Musevi komünist dişçi, diş doktoru Alfred Kantorovich Atatürk'ün ısrarlı davranışları üzerine Hitler'in önce evet demeyip Atatürk'ün sert tepkisi üzerine bırakmak zorunda kaldığı kişidir. Nasıl diyebiliyorlar ki ee, ...Hitler, Yahudilere baskıyı Atatürk'e örnek aldı diyebiliyorlar. Bunu diyebilmek e, ve bunu bir üstelik doktora tezinde söyleyebilmek... ...ve üstelik bu doktora tezini evet doğrudur diye için onay verebilmesi... E, ...büyük bir e, skandaldır yani öyle söyleyeyim size. 1939 yılında e, Hitler... Türkiye'deki e, Musevi Almanya'dan Yahudi, kaçmış Musevi Yahudi bilim adamlarının durumunu araştırmak üzere bir ajanını gönderiyor. Yani diplomatik ajan. Bu e, Herbert Sukurla görevli geliyor Türkiye'ye. E, Türkiye'de çalışmakta olan Musevi Yahudi bilim adamlarının durumların rapor edecek yani. Ediyor o orada şu şurada bu burada diye. Ve Skurla bizim Milli Eğitim Bakanımıza bir teklifte bulunuyor. O Yahudileri işten atın. Almanya'ya geri gönderin. Biz size onların yerine Alman ari ırkından Alman bilim adamları verelim. Siz o Musevi bilim adamlarına maaş ödüyorsunuz çok yüksek. Biz onların yerine koyacağımız, size sunacağımız Alman, ari ırktan Alman bilim adamlarını maaş da e, biz vereceğiz. Siz maaş da vermeyeceksiniz diyor. Cevap, hayır. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti e, kol kanat gerdiği insanları geri vermiyor. Hı hı. Budur. Bunu da Sayın Faruk Şen'in Ay Yıldız Altında Sürgün Nazi yönetiminde e, Türkiye'ye kaçan Alman birim adamları ve Ernst konumu adlı makalesinde okuyoruz. Bütün bunları. Eee İddialar tabi e, devam ediyor. E, Yahudi e, soy kırımını Atatürk'ten e, rol model olarak aldı diyor ya bu o, e, doktora tezi. Şimdi 1920 yılında Nazi partisi hı hı. E, 25 maddelik programını yayınlıyor. Bu 25 maddelik nazi partisi programının 25 maddesi hiç değişmeksizin 1945'e kadar uygulandı. Yani e, a, ne bileyim işte 1920'deki programı oymuş değil. İşte bu 25 maddelik programın e, sanıyorum dördüncü maddesi birazdan daha e, başka e, gelecek daha da tam e, göreceğiz. Ee, Alman vatandaşlığını tanımlıyor. Alman vatandaşlığı şuymuş. Alman vatandaşı demek Alman ırkından olan demektir. Alman ırkından olan demek, Alman kanı taşıyan demektir. Ee, ancak Alman kanı taşıyan Alman ırkından olanlar Alman vatandaşı olabilirler, dirler. Yahudiler e, Alman vatandaşı değildirler ve e, Almanya'dan kovulacaklardır. Şimdi 24 Şubat 1920 günü Hitler, partisinin programına bu maddeyi yazmış olan bir Hitler nasıl Atatürk'ten esinlenmiş olabilir? 1920'de Türkiye'de ne var ne oldu da? E, esinlenmiş olabilir. O nedenle son derece afaki e, uydurma. Uydurma. E, uydurma. E, onun bunun bir takım şeyinden alıntıları eğip büyük kırparak az önce gösterdiğimiz e, nasıl tahrifat varsa o gibi tahrifatlar yaparak kendi e, arzularına uygun hale getirip hı hı. E, tahrifatlarla hı hı. E, alıntıları böyle bir iddiayı savunuyor. Ee, Nazi Partisi'nin programı e, az önce dediğim gibi Alman vatandaşı olmak için Arman ırkından olmak lazım. Alman ırkından olmak için Arman, Alman kanı taşımak lazım. O nedenle Yahudiler Alman vatandaşı değildirler. Maddesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1924 madde 88'i okuyalım. Türkiye'de din, ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir. Eğer Hitler esinlenmiş olsaydı. Keşke esinlenmiş olsaydı ya da. Maddesi bu olurdu. Din ırk ayrımı yapmazdı. Atatürk'ten esinlenmiş olsaydı. Bu Atatürk Nazi Partisi'nin programındaki vatandaşlık maddesinin ırka dayalı olmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında vatandaşlığın ırka Dile ve dine dayalı olmayışı arasındaki zıtlığı e, bu doktora tezine olur veren, bunu muhatap kabul etmiyoruz. Bu doktora tezine evet e, veren, Cambridge'in o e, heyetine e, söylüyoruz. Şimdi bir başka iddiaya geçelim sıradan. Diyor ki, iddia Hitler ve Nazi Partisi diyor. Topyekün savaş benim taktik olarak yani kendi yani savaş yöntemi olarak topyekün savaş tabir edilen bir savaş yöntemini benimsemişlerdi. Bu konuda da Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı örnek aldı. İddia. Şimdi bakın, bakın. 1883 yılında Alman General von der Goltz ki daha sonra Türkiye'de de görev yapmıştır. 1883 yılında e, e, Ordu Millet diye kitap yazmıştır. Silahlı e, halk. Şimdi bu kitap tam da Topyekün Harbi yani çoluk çocuk kadın demeden bütün bir milletin harp haline hı hı. E, girmesini anlatır. Yayınlanma tarihi, ilk yayınlanma tarihi 1883'tür. Dünyanın çeşitli dillerine çevrilmiştir. E, Türkçemize Milleti Müsellaha adıyla e, çevrilmiştir. 1925 tarihinde de e, belki 100. baskısını yapmıştır. İşte o da bu. Bu... İngilizce e, çevirisi Na, e, ne demiş bakayım İngilizce çevirisi The Nation in Arms Bu da e, 83-87 hemen 4 yıl sonra e, İngilizceye çevrilmiş ve İngiliz Harp Akademilerinde e, okutulmuş bir kitap. Bütün bu bunların dışında Hitler'in faşist generali hı hı. Ludendorff. Ludendorff'un yazdığı iki kitap daha önceki programlarımızda gösterdik. Biri Yeni Bir Cihan Harbi, General Ludendorff. Diğeri Topyekün Harp. Kapak karma karışık. Onun için şöyle yapalım. Daha net okunsun. General Ludendorff Topyekün Harp. Bu da 1935 yılında yayınlanmış bir kitap. Bu kitaplarda zerrece Türkiye'den söz edilmediği gibi Topyekün Harbin nasıl yapılacağını Hitler'in generali Ludendorff bir hane darbesinde beraber yargılandıkları adam. Hı hı. O kadara kadar e, Nazi yani. Yani Hitler Topyekün Harbi Niçin ee, yanında Ludendorff varken, tarihinde von der Goltz varken ve bunlar Topyekün Harbi'nin kuramını Atatürk henüz 2 yaşındayken yazıp yayınlamış ve bütün dünyaya öğretmişlerken Topyekün Harbi. Bu e, doktora tezi ne diyor? Hitler Topyekün Harp kuramını da Kurtuluş savaşını örnek aldı. Hı hı. diyor biz de ispatlıyoruz ki hayır. Hitler Partisi'nin içindeki Ludendorff Topikün Harpçiydi ve bunu öğretiyi zaten yazdı. Şimdi bu da bitti. Evet. Şimdi diyor ki iddia ki ilginç bir iddia yine. Mustafa Kemal buyruklarına kayıtsız, koşulsuz, sorgusuz, sosu, sualsiz, uyulan bir führerdir. Führer'i İngilizce kitabında Türkçeye çevirip başkandır demiyor. Gene mi führer? Liderdir demiyor. Führer diyor. Özgün İngilizce metinde führer olarak italiklerle geçiyor. Yani bir. kasıtlı olarak eee hani çağrışım yapsın diye. Atatürk de Hitler'di. Gene bir, bir, yani evet, psikolojik harekat <laughs> içerisinde psikolojik harekat yapıyor. Aynen öyle. Führer'di. Buyruklarına kayıtsız, koşulsuz, sorgusuz, sualsiz uyulan bir Führer'di Mustafa Kemal. Hitler onu rol modeli olarak benimsediği içindir ki Führer kendisini Führer'i ilan etti diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Atatürk'ü örnek ol, almasa Hitler pamuk gibi bir adam. Melek yani. Ona bütün kötülükleri yaptıran Atatürk'ü örnek almış olması. Çok ilginç bir doktora tezinden söz ediyoruz. Cambridge'in kabul ettiği. Evet. Şimdi <laughs> şimdi gerçekler. Hani bu iddiaydı. Gelelim gerçeklere. <laughs> şimdi en önemli kitaplardan biri... Ee, Nazi İmparatorluğu'dur. Bu e, 30 e, bine yakın belge incelendikten sonra yazılmış bir e, kitaptır William Shearer tarafından. Şimdi der ki e, e, William Shearer, daha doğrusu önce biz söyleyelim. Şimdi Mustafa Kemal, Hort Zot yapan, kay, e, böyle ne, de, ne derse desin mantıksız bile bulunsa e, uygulanan bir lider olmayıp Türkiye Kurtuluş Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin verdiği kararlarla adı Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu olan adını tekrar edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu hükümetin adını tekrar edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti İktidar kimdeymiş? Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisindedir iktidar. Bütün iktidar. Ve bu iktidar'a karşı her görevlendirilmiş her kişi meclise karşı sorumludur. Meclis görev verir, meclis tayin eder, meclis görevden alır. Türkiye Kurtuluş Savaşı böyle yürütülmüştür. Atatürk'e başkomutanlık görevini meclis vermiştir. Üstelik Vermeseydi vermezdi. Ne kadar süre e, bu, Süreyle bunun... sınırlı olarak vermiştir. Her zaman hesap verilmiştir meclise. Bir de mücadeleyle hesap sormuştur meclis. Mücadeleyle alınmıştır yani, başkomutanlık. Şimdi siz, yani e, kolay Atatürk verin bana başkomutanlığı hayır, yani, hayır, hayır, Sadece şey o örnek bile Atatürk'ün işte emirlerinin koşulsuz dinlenmediğinin en, yani Sadece o örnek bile. Ya, Koçgiri isyanını bastıran e, Nurettin Paşa hakkında soruşturma açılıyor mecliste. Yani e, en büyük komutanından en küçük erine kadar meclise hesap vermekle yükümlü olan bir t e, silahlı kuvvetleri söz konusu. Kesin. kesin. Şimdi burada Atatürk'e karşı da sorular, e, önergeler veriliyor. Yani tamamen bir meclis kararlarıyla yürütülen... Ve herkesin meclise karşı sorumlu olduğu dünyanın en temiz kurtuluş savaşını veren bir ülkenin başkomutanına Atatürk führerdi diyeceksiniz öyle mi? Yani buyrukları sorgusuz sualsiz uygulanmak zorunda olan herkesin kendisine tabi olduğu bir führerdi diye bir doktora tezi veriyorsunuz. Bu hakikaten e, e, yani kötü söz, söz söylememek için e, kendimi zor tutuyorum diyeyim. Şimdi burada e, Nazi'lerle ilgili, Nazi Partisi ile ilgili e, en önemli kitaplardan birinin yazarı e, 150-151. sayfalar. William Shearer. Shearer diyor ki a, Nietzsche gibi. E, Fichte gibi hmm. e, Alman filozoflarının Almanları en fazla etkileyen e, yazılarında hep başkanlık geçer yani Führerlik ve Hitler e, 1900 ilk 1920 21'de e, Dietrich Eckart gibi kendi akıl hocalarından Rosenberg gibi hı hı. E, ülkenin ancak Führerlikle ku, e, kurtulacağı gibi bir e, öğretiyi aldı. Şimdi bu kitap bize bir de e, Karl May adı verilen ve 1890'lı yıllarda Alman ırkçılığının tohumunu e, sulamış olan e, avantür bir yazar yazarda e, Hitler'in Başucu e, kitabı ve orada da e, ancak e, bir führer e, önderliğinde bir ırk e, anlatılmakta. Dolayısıyla Hitler'in führerlik özentisine girmesi için e, Kurtuluş Savaşı'nda olmayan bir führer e, icat etmenin gereği ve anlamı yoktur. Alman tarihi führerler, führer kaynıyor. Evet. Bir de yani biz o dönemde ısrarla cumhuriyet meclis seçim bir çabası var. Yani führerlikle yönetilmiyor ki ülke ya da böyle bir şey yok, eğilim yok. Tam tersi demokrasi, cumhuriyet, evet. seçim, evet. meclis. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde Führerliğin fesi yok ki. Yani <laughs> yani yani gülünç ama maalesef ciddiye alabilecek olanlar için tabii kuşkusuz hocam ee, yani biz peşin uyarımızı Tekrar yapıyoruz. söyleyelim yani bu kitabı Cambridge yani yeni evet. açanlar için tekrar Cambridge Üniversitesi Cambridge'i ciddiye almak zorundayız. Zorundayız evet. Bu kadar. Tamam. Bu evet. cümle yeterli. Devam edelim hocam. Fazla evet. vaktinizi almayayım ben. Şimdi e, diyor ki yine bu doktora tezinde Hitler birahane darbesini, <laughs> 1923 yılında başarısız olan birahane darbesini e, Kurtuluş Savaşı'na örnek olarak mı yaptı. Atatürk'ün ve Kurtuluş Savaşı'nı kendisine rol model alarak yaptı. Bir sürü e, e, sözüm ona mantıksal bir... E, mantıksal ama hakikatle ara, alakası olmayan. Yorum yapıyor yani. Ee, Subjektif şeyler. değerlendirmeleri var. Yani Alıntıları Öyle kafasına göre eğiyor, hmm. büküyor. İşte bundan diyor. Biz hemen şu şeyi söyleyelim. O balonu patlatmak üzere. Hitler bir hane darbesini amacı neydi? Amaç şuydu. Almanya'da e, e, imparatorluk yıkılmış, yerine Weimar Cumhuriyeti e, kurulmuştu. Hitler bu derbeyle şunu amaçlıyordu. Weimar Cumhuriyetini yıkacağım. İmparatorluğu yeniden dirilteceğim. Amacı bu. Hı hı. E peki Türk Kurtuluş Savaşı'nın amacı ne? E, i̇mparatorluk değil, cumhuriyet kurulacak. Hı hı. Yani Hitler'in amacı cumhuriyeti yıkmak. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün amacı Cumhuriyet kurmak. Cumhuriyet'i kurmak iken bu basit gerçeği bile görmeyen e, ve ileri sürdüğü savları gerçeklerin süzgecinden geçirmeyi her nedense Şurada söylediğimiz gerçeklerden haberi olması mümkün mü değil. bir değil. E, doktora tezi yazan? Değil. Peki değil. o doktora tezine olur verenlerin bu benim söylediklerimi bilmiyor olması mümkün mü? O da mümkün mü? değil. Evet. Türk Kurtuluş Savaşı sonunda bir cumhuriyet kuruldu. Bir hane darbesinin amacı cumhuriyeti yıkmaktı Yıkmak tabii. Bu kadar basit. Evet. Onun için buraya herhangi bir anıtı bile vermeye, bir belge göstermeye bile gerek duymuyorum. Devam edelim hocam. Ondan sonra yine bu doktora tezindeki iddia... Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı Völkiş bir devrimdir. Völkiş devlet kurmuştur. Şimdi Völkiş sözcüğü gerek e, kitabın İngilizce metninde gerekse Türkçe çevirisinde Almanca Völkiş olarak geçmekte. Türkçesi verilmemekte. İngilizce verilmemekte. Baskısında da İngilizcesi, İngilizceye çevrilmemekte bu völkiş. Yani völkişi bilmek gerek Almanca'da. Heh. Fakat völkişin tanımı da yok beyefendi de. Ancak merak edeceksiniz ya ne bu völkiş acaba hmm. diyeceksiniz ki amacı o zaten. Sözlüğe bakacaksınız aa ırkçı demekmiş. Daha akılda kalıcı olsun diye yapıyor yani. Evet. Araştır, araştırınca bir çaba evet. sarf et. Yani burada bir psikolojik savaş taktiği var. Öyle söyleyeyim. Irkçı. Evet. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı e, völkiş bir devrim yapmıştır. Völkiş devlet kurmuştur. Hitler de onu rol modeli olarak aldığı için Almanya'da völkiş bir harekete e, girişmiş ve völkiş bir darbe yapmıştır ve devrim yapmıştır. Diyor. Völkiş'e bakıyoruz ırkçı. Yani e, Atatürk ırkçıymış da Hitler o nedenle ırkçıymış. Yani Atatürk ırkçı olmasa Hitler pamuk gibi adam. Bu teze göre. Şimdi tabii şöyle gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> yani ya sabır diyorum. Ee, şimdi bakın. Tamer oğlu, Modern Alman Orientalizmi adlı kitabında ki Asam yayınları. Bu kitap önemlidir gençlere öneriyorum. Bakın burada ne diyor bu "work" kavramı için. Bakın Alman e, ulus anlayışı ırk romantizminin e, kalıbından çıkmış ve özgün dil tarihi felsefesinin izlerini taşıyan bir halk kavramından hareket etmekte olup halk burada otokton ırktan kaynaklanan ve sadece doğum yoluyla elde edilebilen özelliğini dış görünümle de temsil eden birimdir. Alman uzmanların Türk ulusunu etnik dilimlere ayırırken kullandıkları halk yani volk Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Nazilerin halk yani volk anlayışına da değinen 1940 tarihli bir incelemesindeki saptamanın bugün de geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. O e, Alman dışişleri e, Amerikan dışişlerinin yaptığı inceleme sonucunu söylüyoruz. Volk iş ne demekmiş? Alman halk Volk kavramı ırk üstünlüğü hı hı. felsefesi ve Alman emperyalizmiyle ile iç içe bir kavramdır. Halk mistik ve kan kültür bağıyla ister istemez bir arada tutulan doğal bir varlık birimi olarak algılanmaktadır. Burada bizim e, bizim dediği Amer Amerikalıların People kavramından tamamıyla farklı bir şeyle karşı karşıyayız e, demiş. ve de aynı şeyin üzerinde durmuş. O da diyor ki Volk kelimesi tam olarak İngilizceye çevrilemez. Çoğunlukla ulus ya da halk olarak çevrilir ancak Almanca'da kelimenin daha derin ve biraz daha farklı bir anlamı vardır. Volk kan ve toprağa dayanan ilkel kabile gibi bir topluluktur. Hitler, Hitler kavramda, 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 kavgamda Volk devletini tanımlamakta zorluk çekiyor. Mesela 379. sayfada Volk kavramını açıklayacağını söylediği halde birkaç sayfa herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınır ve başka konulara kaçar. Ona da şöyle bir değinir diyor demek ki çözülmüş. Hı, hı. Völkiş e, devlet, Völkiş devrim demek ırkçı devlet, kana, kana döle dayalı ırkçı, ırk ayrımcısı devlet demektir. Bu doktora tezine göre Türkiye de Atatürk Kurtuluş Savaşımız e, ırkçı bir savaşmış. Bunun sonucunda ırkçı bir devlet kurulmuş. E, her şey de ırkçıymış. Hitler buna bakarak ırkçı olmuş rol modeli Atatürk ve Kurtuluş Savaşıymış çünkü. Biz bu iddiayı da e, <laughs> az önce e, e, şeyi verdik. E, değil mi? A, anayasa maddesini verdik. Kana dile e, bakmadan vatandaşlarılar. Din din, din, din. 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 din, din ayrımı gütmez. gütmez. Evet. Evet. Yani ya, birkaç tweet okuyayım hocam. Çok sayıda geldi izleyicilerimiz gönderiyorlar. Evet. Ee, Sayın Lale Gürman Hanım Efendi, işte biraz evvel açıkladığımız şeyi profesör haber alın. Onların kemrişleri varsa bizim başkent üniversitemiz var. Sağ olun, var olun demiş. Biz teşekkür ederiz. Sabri Aycan Hanım Efendi, iç içteki Atatürk düşmanları, sevmediği liderin eserlerinin yıkıldığını yerine daha iyisini kuracağını sanırken aslında kendilerinin sonunu getirecek aymazlıktalar demiş. Ee, Zehra Kabacatur Hanım Efendi, o İzmir'de bahsettiği o konferansları bize gönderiyor. inceleyeceğiz. Nilüfer Akaktan Hanım Efendi, Batı akademisyenlerine ve üniversitelerine gereken cevabı Başkent Üniversitesi ile vereceğimizin müjdesi bizi çok mutlu etti. İşte budur. Var olun. Sayın Haberal nihayet haklılığımızı savunacak bir üniversitemiz var artık diyebileceğiz. Teşekkür ederiz Sayın Özakıncı demiş. Sayın Meltem Karakoy'un ne güzel bir haber. Gerçek bir araştırma nasıl yapılır ve sonuçlara nasıl ulaşılır? Cengiz Hocamız sayesinde sizlerin aracılığıyla öğrendik. Kitaplaşması ise apayrı bir güzellik olacak. Var olun teşekkür ederiz demiş. Murat Bey, Naziler konusunda İhrik tezine karşı tüm bu bilgilerin, atıfların İngilizce özetleri... ...hatta bu konudaki program bölümlerinin İngilizce altyazı olarak yayınlanmasını istiyor. Sami Bey, izliyoruz harikasınız demiş. Biz teşekkür ederiz. Ee, Sayın Doktor Necati Saygılı, 100. yılında 1915 olaylarını anlamaya doğru kitabının yazarı... ...Anadolu'daki bin yıllık Türk varlığını silmek ideallerine hizmet eden iç ve dış mihrakların yalanlarına sessiz kalan resmi makamlarımızı ve akademiyamızı silkelemekle e, silkeleme yolunda vaat ettikleri sözler için sayın profesör doktor Mehmet Haberala müteşekkirim demiş. Size de bir öneride bulunmuş o iletiyi. E, daha sonra size e, aktaracağım. Sayın e, Nuray Onguna teşekkür ederiz. Sayın e, Gökhan Satıcıya teşekkür ederiz. E, ki Gökhan Satıcı Demiş ki hocam e, History Channel'da geçen hafta 6-7 saatlik yayınlanan Dünya Savaşları belgeselinde Hitler'in ilham kaynağının Mussolini olduğunu söylediler demiş. Doğru. Bu o teze karşı çıkıyor bu ele aldığımız tez. Doğru ki doğrusu da o değil mi? Ama o yala, yanlış diyor bu doktora tezi. Evet. Sayın, Öyle bilinir ama yanlış diyor. E, son olarak Ukrayna'dan <laughs> Sayın e, Nikolayev'den Tolga Bostancı. Bu programın süresinin uzaması artık bilimsel bir zorunluluk demiş. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, 65. program Tolga Bey. Ee, bu, bu bu süre olduğu için bu kadar e, götürebiliyoruz diyelim. Devam edelim hocam. Şimdi e, iddiayı tekrar edelim. Ee, Volkış, e, Kurtuluş Savaşı Volkış bir ırkçı bir savaştı. Ee, Hitler'de Kurtuluş Savaşı'nın Volkish yani ırkçı, e, niteliğinde hayran oldu ve onun için benimsedi ırkçılığı diyor ya. <laughs> bu Hitler'in 1920'de çıkardığı yani henüz Kurtuluş Savaşı'nda <laughs> tek partlama <laughs> olmadığı dönemden e, çıkardığı e, gazetenin adı Wolkischer. Yani Wolkisch'i Atatürk'ten öğrendi iddiasını çökerten en önemli delil, Hitler'in kendisini daha Atatürk tanımadan evet. önce gazeteci olmasıdır. Peki bunu bilmiyor olabilir ha. mi? Sayın Özdemir. <laughs> olabilir mi? Cambridge <laughs> Üniversitesi. Hayır. Bu, bu adamın propaganda yaptığı belli <laughs> de. Harvard Üniversitesi bunu bilmiyor olabilir mi? Ama wasan, e, şöyle söyleyeyim. Bu kitabı basan e, Arnold Toynbee de bir profesördü değil mi? Evet. evet. Öyle diyelim ve e, şey yapalım. Devam edelim. Şimdi eee Chamberlain'ın ırkçılığı Dünya çapında bilinir. Ee, Chamberlain, Lane veya <laughs> nasıl telaffuz ediliyorsa, yanlış telaffuz ediyorsam özür dilerim. Ee, o, ama da, o Doğru da... doğru telaffuz etme zorunda değilim. O da uzakıncı diyemez. Ee, Chamberlain, evet. Ee, Gobino'dan sonra e, İngiltere'de doğmuş bir İngiliz fakat Alman e, hayranı ve Alman ırkçısı. Bu kitapları ırkçılıkla ilgili ari ırkın üstünlüğü vesaire vesaire führerin gelecekliği şudur budur. Ee, Hitler partisinin üyesi. yani 1920'de yani henüz Atatürk'ün adı Almanya'da pek duyulmamışken ee, Hitler'in ırkçılığının Alman kaynakları varken. Hitler ırkçılığı niye Atatürk'ten öğrensin? Sorusunu bile kendi kendine sormamış. Almanya ırkçı kaynıyor. ırkçı yayın kaynıyor. 1900-1850'lerden 1918'lere kadar. Daha hemen kısa kısa bir iki bir şey daha anlatalım. Anladım yine bitiremeyeceğiz ama olsun. Dünya üzerinde propaganda bakanlığını ilk kuran kişi Atatürk'tür. Hitler'de e, e, Nazi partisinin propaganda bakanlığının olmasını Atatürk'ten ö ö öykünerek propaganda bakanlığı e, kurmuştur diyor bu kitapta. Burada şunu demek istiyor. E, Göbez faşist propaganda'nın babası e, işte o bile Atatürk'ü örnek alarak kurulmuş bir bakanlıktır. Biz hemen şunu söyleyelim. Bakın, 1914 yılında İngiltere Propaganda Bakanlığı'nın propaganda bildirileri kitap olmuştur Türkiye'de. Yani yıl 1914 henüz Türkiye İstiklal Savaşı'nda değil ve İngiltere'de. Devlet kurumu olarak propaganda örgütlenmiş durumda. Ee, ayrıca yine daha önceki bir programımızda değinmiştik Sayın Haluk Oral'ın Arıburnu 1915 kitabında e, İngilizlerin uçaktan bizim askerlerimizin üstüne attığı propaganda bildirileri var. Bunları özel şirket mi hazırlıyordu? Tabii ki İngiliz devleti'nin propaganda birimleri hazırlıyordu. Arnold Toynbee İngiliz tarihçi propaganda bürosunda görevli değil miydi? Hı hı hı. Nasıl oluyor da e, propagandayı e, e, devlet aygıtı içinde bir e, örgüt yapan Atatürk oluyor? Atatürk'ün yaptığı şey karşı propagandadır. Propaganda değildir. Bunu karıştırmamak lazım birbiriyle. Atatürk propaganda yalanlarını çürütücü gerçekleri yayan iki organ kurmuştur. Biri Hakimiyeti Milliye, diğeri Anadolu Ajansı. Hı hı. Atatürk sadece yalanlara karşı gerçekleri savunan organlar kurmuştur. Yoksa yalan uyduran Göbels gibi yalan makinesi kurmamıştır. Atatürk'ün Hakimiyeti Milliyesi ve Anadolu Ajansı faşistlerin örneği olamaz. Değildir. Onlar ancak kendilerine İngiltere, Fransa gibi ve hatta Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın propagandaları gibi propaganda aygıtı kurarlar. Çünkü 1914 yılında Almanya'nın propaganda bölümü vardı, hı hı. Alman devletinin. İşte Türkiye'nin siyasi internet kitabımızda onların bastığı kartpostalları vesairede de e, sergiledik. Dolayısıyla bu da bir yalandır. Efendim... Bir başka iddia, Avrupa'daki Mussolini, Hitler, Franco diktatörlüklerinin tamamının kurulmasına yol açan rol model Atatürk'tür. Bütün bunlar Atatürk'ü örnek alarak diktatör oldular diyor. Buna da şimdi biz gülüyoruz sadece. Ee, sadece şu mesela, e, Amerikan Büyükelçisi Sherrill'ın 3 adam Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini kitabını okuduklarında Atatürk'ün ayrı bir kategoride olduğu hiçbir diktatöre örnek oluşturmadığı tersine demokrasilere örnek oluşturabileceğinin kanıtlarını ABD Büyükelçisi Sherrill yazmıştır. <laughs> Yine hızlı geçeceğim. Hitler etnik temizlik ilkesini benimserken Atatürk'ün başarısını örnek almıştır diyor iddia. Rumlar, Ermeniler katledilmiş, sürülmüştür. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşının başarısı işte bu etnik temizliğe borçludur Atatürk. Ee, Hitler de bunu örnek almıştır. Diyor ya. Şimdi hocam, süremizin sonuna geldik. Geldik mi? Geldik. Bir cümle daha etmek ister misiniz? Bir şey daha söyleyeyim? E, ya yani bir dakikamız var, kapatmamız gerek. İsterseniz e, <gülüyor> haftaya <gülüyor> devam da edebiliriz. Peki. E, e, haftaya programın başın. başında e, değinelim yani şu yani izleyicilerimiz şey başında duymayan izleyicilerimiz için tekrar edelim. Çünkü çok sayıda bunun Cambridge'e yanıt verilmesi gerektiği bu konudana ilişkin ileti var. Mesela kıymetli hocam bu söylediklerinizi madde madde makale halinde Cambridge Üniversitesi doktora kabul üyetine göndermeniz faydalı kitap olur. Kitap mı yapacağız? İşte onu tekrar edelim. Başkent Üniversitesi bünyesinde onların Cambridge'i varsa Başkent Üniversitesi bünyesinde bir kitap basılarak gerekli yanıt verilecek. Bunu tekrar edelim altını çizelim. O zaman gelecek programın evet. üst başlığını şöyle yapalım. Nazizmin gerçek kaynakları. Gerçek kaynakları. Şimdi ilan edelim. Evet. Nazizmin gerçek, gerçek kaynaklarını kaynakları. haftaya konuşacağız. Gerçek. Bu arada Murat Saygılı Bey, Joseph Goebbels'in o kitabının pdf halini gönderdi bize hocam. Biraz evet. öğrendiniz ya. Yayının sonuna geldik. Programı yeniden izlemek, sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz... ...kanal ve internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle tarihin bilinmeyen yüzü adıyla açılan sayfamızdan kısa bir süre sonra bulabilirsiniz. İyi akşamlar değerli izleyiciler.